Evet. Şimdi diyorlar ki Sergen Hoca attı imza, anlaşma tamam attı imzayı değil de prosedürdür yani bir şekilde imza atılacak. Belki de bir hani böyle bir tören de yapılmayacak. Ama Beşiktaş'ta taşlar sence yerinden oynar mı yoksa böyle devam eder mi bu iş? Valla taşlar sallandı ya. Hoca imza atsa da atmasa da artık sallandı. Yani geçen senenin o havası, geçen senenin o kenetlenmesi, bu sürecin çok uzaması sıkıntı oluşturdu. İlk günden beri tereddütüm buydu Beşiktaş'la ilgili ve bunları dile de getirdim. En son görüşmenin Sayın Başkan'ın da dahil olarak yapılacağı söyleniyor. Sayın Başkan, Emre Koca da ve hoca dahil olarak işte hafta sonuna kadar yapılacağı söyleniyor. Ama yani bu en başta yapılması gereken şeydi bence. En başta yapılması gereken en sona bırakıldı. Sezon bittikten sonra ki sezon içerisinde de bu çok tartışıldı. Hocanın sözleşmesi konuşuldu edildi. Ben burada biraz tekrara düşeceğim ama her söylediğim şeyi yine tekrarlayayım. Yani ben Beşiktaş Başkanı olsam Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a imza atması 15 dakika sürerdi ilk görüşme ve ilk gün. Sezon bitti, hoca daha tatile çıkmadan o masada o işi çözerdim. 20. dakikada hocam iyi tatiller derdim. Gönderirdim hocayı. Çok bir uzadı. Bir müddesini görmeyeyim hocam buralarda. Tabii, yani çok uzadı. Uzadıkça da bak Galatasaray'da da bu çok tartışma konusu oluyor. Fenerbahçe'de de çünkü bu kulüplerin bu koltukları çok büyük koltuklar, çok büyük hacimler. İlla ki tartışılacak, konuşulacak, speküle edilecek. Uzadıkça süre ne oldu? Hocaya yakın isimler başka bir şey yazıyor. Yönetime yakın isimler başka bir şey yazıyor. Her ikisine yakın olduğunu söyleyen, aslında hiç ilgisi olmayan ikisi herkes bir fikir beyan ediyor. Ve bu doğruluğu yanlışlığı tartışılmadan Erdal abinin lafı geçen güzel hoşuma gitti. Yeni coğrafyamız, yeni toprağımız sosyal medya dedi. Yani sosyal medyada özellikle... Erdal abi kim? Erdal Hoş. Sosyal medyada doğruluğuna, teyidine bakmadan ciddi speküle ediliyor. Eskiden 5M1K derlerdi değil mi şeye? Gazeteciliğin temel birinci sınıfta öğrettikleri şey buydu. Yeni dönemde... Üstüne... 2 hatta 3 doğrulama. Evet ve bu 6N1K'ya döndü. Yani 6. N'de şu nereden? Yani o nereden sana kaynak gereksinimi doğru. Ama sosyal medyada şimdi sen yaz ismin cismi resmi belli bu manipüle ediliyor. Bu süre uzadıkça bu olur. Hoca atacak imzayı. Yani benim bu konuda tereddütüm yok. Yani %1, yani binde bir diyeyim. %1 çok yüksek bir oran olur. Ama binde niye uzadı olur. İşte? İşte uzadı çünkü bir hoca, şampiyon hoca rütbesiyle yeni sezona girecek. Şampiyon hoca rütbesiyle sezona giren bir Sergen Yalçın'la geçtiğimiz sezonun başında sezona giren Sergen Yalçın'dan beklentiler aynı değildi. Geçen sene kabul edelim ki beklenti şuydu. Hatta ilk göreve geldiğinde Abdullah Hoca'dan görevi devraldığında ya bir bakalım hani bir toparlasın önümüzdeki sezona. Geçen senenin beklentisi de kadro minvalinde ya hoca bir şey oluştursun, bir geleceğin Beşiktaş'ı ışık tutsun, işte genç oyunculardan faydalansın. Beklenti buydu. Şampiyon oldu hoca. Çok büyük iş çıkardı. Şimdi yeni sezonda şampiyon Sergen Yalçın'dan beklentiniz ne? Geçen seneden daha fazla. Dolayısıyla hoca çok sert geçecek bir Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi geçen sene çıktığı maçından fazla 10-12 tane daha maça çıkacak. 38 tane lig maçın var. Minimum 50 tane maça çıkıyorsun. Geçen sene neler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Kafasını kulübeye çeviriyor. Derbi maçta. Hadi derbiyi geçtim. Diğer maçlarda da kulübeye çeviriyor. Skor lazım. Savunma oyuncusu almak zorunda kalıyor sahaya. Niye? Çünkü hücum oyuncusu hamlesi yok hocanın. Buralardan geçerek şampiyon. Şimdi bunları tekrar yaşamak istemiyor belki. Belki geçen seneye moralini bozan, canını sıkan şeyler oldu. İnisiyatifi daha fazla kullanmak istiyor. Beğendiği oyuncular, transfer süreci bunların hepsinde. Bunların hepsi konuşuldu, edildi. Sorun yaşamak istemiyor. Ben de şunu diyorum. Beşiktaş'ın hocasının... İlmi siyaset yapmadığı ve bilmediğini biliyoruz değil mi? Yani hiç futbol siyaseti, kulüp siyaseti bilmez Sergen Hoca. Ne yapar? İçinde bir şey varsa, kafasında bir şey varsa söyler onu sana. Yani çok kartları açık, şeffaf bir adam. Bir tarafta da parayı çok iyi yöneten, kuruşuna kadar çok iyi yöneten, takımın bu başarısında işte o günlük, aylık maaşları ödeyerek başarıya çok büyük katkı sağlamış, çok başarılı bir başkan var. Biz neyi tartışıyoruz o zaman? Neyi konuşuyoruz? Yani başkan ve hocanın bu işi 15-20 dakikada çözmesi gerekirken bu bir aylık süreci biz niye yaşıyoruz? Niye yaşadık? Ben burada başarının yönetilemediğini düşünüyorum. İki taraf içinde. Eğer ki Beşiktaş yönetimi ya da başkan bu konuda bir hamle yapmadıysa Sergen Yalçın'dan camianın beklentisi, taraftarın beklentisi yani bir teknik direktörden öte bir yere koydu. Hoca yönlendirecek. Burası gelin başkan durum bu kadromuz şöyle olacak. Bunu yapabilecek şeyi var. Gücü var Sergen Yalçın'ın. İki tarafında bence doğru götürmediğini düşünüyorum.
Ama gelinen noktada umarım ki imzalar atılacak. Bence başka bir alternatif yok. B planı, C planı, D planı yok. Hepsi Sergen Yalçın Beşiktaş'ta. Umarım yarın öbür gün bunlar, bu süreçte yaşananlar sıkıntı oluşturmaz. O yüzden kimin ne söyleyeceği sözü varsa, kimin kafasında bir sıkıntı varsa, kimin tereddütleri varsa, yönetim ve hoca denkleminde söylüyorum. Bence o imzalar atılırken bunları net olarak çözerek yeni sezona girsin Beşiktaş, girmeli. Dertsiz başına durduk yere niye dert açıyor Beşiktaş, ben de bunu anlamıyorum yani. Hani insan ne ederse kendine eder diyorlar ya, dertsiz başın. Bak rakiplerinde kongre, teknik direktör. Olmama ihtimali var mı Sergen Hoca'nın seneye takımın başında? Bu ihtimal her zaman var ama çok küçük ihtimal. Bak %1 demiştim, onu artırayım, 1/1 diyeyim yani. Bu ihtimal her zaman var ama çok küçük bir ihtimal bence, olmama ihtimali. Sen Ergin gibi mi düşünüyorsun? Olmama ihtimali var mı? %1. %1. Şimdi burada çok büyük bir hata yapılıyor. O da şu. Dikkat edin. Beşiktaş geçen sene şampiyonluğa doğru koşarken çok değerli abimiz, meslek büyüğümüz diyemeyeceğim, orijinal gazeteciydi ama hepimizin çok yakından tanıdığı, sevdiği Erol Kaynar diye bir adam vardı değil mi? Doğru. Dükkanda, devrede. Erol abi muhtemelen Fransa-Almanya maçını seyrediyordur. Bu dediklerimizden haberdar olmaz ama bir şekilde tekrarları var yayınımızın. Kulağına gider değil mi? Şimdi Erol abi varken o iletişim harika sağlanıyordu. Şimdi bugün bu iletişim niye önemli? Mesela ben birinci elden biliyorum Sergen Hoca'nın şu lafı ettiğini. Sergen Hoca'dan duymadım ama birinci elden biliyorum. Ben 3 yıllık kontrat peşinde değilim. Ben Beşiktaş'ın parasının, turasının peşinde değilim. Başarı beni zirveye taşır. Dolayısıyla ben 1 yıllık kontrat istiyorum. Bunu mesela ben biliyorum. Bunu Beşiktaş camiası benden fersah fersah ötedebiliyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Meselenin Ergin'in az önce çizdiği güzel çerçevede olduğu gibi Sergen Yalçın'ın maaşı üzerinden konuşuluyor olması Beşiktaş adına çok sağlıklı bir durum değil. Çünkü pek çoğumuz biliyor ki, hepimiz demeyelim, pek çoğumuz biliyor ki Sergen Yalçın'la Beşiktaş arasında, yönetim arasında oyuncular gidiyor, videolar geliyor, hoca bakıyor, Avazyam transferinde olduğu gibi bir süreklilik var. Dün akşam Sergen Hoca tatilden fotoğraf paylaşırken sevgili dostumuz Cenk Sümer yanında. Beşiktaş'ın şu anda bir numaralı profesyoneli Cenk Sümer. Ama Beşiktaş bu iletişimi hatalı yapıyor. Meselenin Sergen Yalçın'ın maaşı olduğunu siz güçlü bir şekilde bağırmazsanız, olmadığını güçlü bir şekilde bağırmazsanız, biz mesela şöyle bir iletişim olabilir. Ben Ahmet Nur Çebi olarak Beşiktaş'ın teknik direktörü ve Sergen'i ile Beşiktaş'ın çıkarları için tartışıyorum kardeşim. Süreç bu şekilde devam ediyor. Ben Emre Koca da yılların Sergen Yalçın dostu olarak dönüp dolaşıp kavga ediyorum Sergen Hoca'yla. Kavga etmek illa kötü bir şey değildir. İyi bir şeydir Ardoğan'a kulüp için. Şimdi dolayısıyla ben Beşiktaş'ta eğer işte, iletişimin başında olsam, Erol abi tekrar diyorum, biliyorum, bilmiyorum görevde mi değil mi, iletişimin başında olsam yapacağım bir tek şey var. Sözlü, yazılı, görüntülü. Arkadaşlar süreç uzadı. Biz de farkındayız. Hepimiz sıkıldık. Fakat bu sürecin benchmark dediğimiz bu sürecin duvarı kesinlikle Sergen Hoca'nın maaşı değildir. Biz Sergen Hoca ile ilke tartışıyoruz. Prensip tartışıyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Kapalı kapılar ardında Sergen Hoca Beşiktaş'ın 5 kuruşunu, biz 4 kuruşunu. Sergen Hoca 30 kuruşunu, biz 31 kuruşunu hesaplıyoruz. Hesaplamak için kavga ediyoruz'u anlatamadığın sürece, Ergin'in çok doğru tespitinde olduğu gibi, yamacılar, sıvacılar, onlar, bunlar, yancılar, yalancılar Beşiktaş'ı manşetlere taşır. Benim bildiğim, daha doğrusu yanlış bildiğim, yanlış okuduğum lafları söyleyeyim sana. Beşiktaş 12 veriyor, Sergen Hoca 15 istiyor. Beşiktaş 15-16 veriyor, Sergen Hoca, bak şu lafı duydum, 19-900'e imza atmam demiş Sergen Hoca'miş. Sen bana bunları niye konuşturuyorsun ya? 12 milyon lira Beşiktaş'ın verdiğinden 30 milyon lira Sergen Hoca'nın istediğine kadar böyle geniş bir skalada dedikodu üreteceğine, yazılı, sözlü, görüntülü çıkıp diyeceksin ki ben Sergen Hoca'yla evet anlaşamadım. Kavga ediyorum. Çünkü biz her gün kavga ediyoruz Alaçatı'yla. Alaçatı'yla her gün kavga edin. Bu şık bir şeydir. Beşiktaş'ın menfaatleri için Sergen Hoca'nın da sizin de kavga etmeniz ayıp bir şey değildir. Evet, o basit bir İmza değil mi? O basit imzanın öncesinde ben 27 milyon euroyu nasıl harcayacağım konusunda hocamla kavga ediyorum ya.
Edeyim ayıp bir şey değil ki. Sergen Hoca diyor ki 1 milyon euroluk oyuncu al. Hayır hocam 900 bin euroluk oyuncu. 100 bin euronun hesabını yapıyorum ben deyin. Bunu demediğiniz sürece en güzeli, en popüleri, en manşeti nedir? Ben de bayılırım rakam söylemeye. Ulan bu Sergen Hoca 20 lira istiyor. Bir arkadaşım mesela şeydir, çok ispatına güvendiğim bir arkadaşım. 20 milyon kendisine, 5 milyon yardımcılarına dedi. 1000 tane şey duydum. Bana bunları duyurma.